Merhaba sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bu ayın ana temaları, yani Temmuz ayının ana temaları Yengeç ve Aslan burçları olacak. Bu temaların sizin için ne anlama geldiğini şimdi detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk 3 hafta boyunca Güneş Yengeç burcunda parlıyor olacak zaten. Her yıl Güneş'in belirli bir burçta parladığı dönem dikkatinizi ve önceliklerinizi yönlendirdiğiniz alanları zaten belirler. Bu yıl Yengeç burcundaki Güneş 3. evinizi aydınlatacak. 3. ev tabii ki öğrenme, seyahat, yazma, toplantılar, röportajlar, kısa mesafeli seyahatler. Bu dönemde iletişim ve bilgi alışverişi konularında daha fazla aktif olacağınız bir ay olacak. Özellikle kardeşlerle daha fazla vakit geçirme veya geçmişten böyle gelen sorunları çözme fırsatını gerçekten bu ay yakalayabilirsiniz. Belki de uzun zamandan beri görüşmediğiniz bir kardeşinizle veya yakın bir akrabanızla tekrar bağlantı kurabilir ve aranızdaki bağı daha da güçlendirebilirsiniz. Ayrıca bu dönemde gerçekten yazı projesine başlamayı planlıyorsanız da tam zamanı diye de söylemek istiyorum. Çünkü ilham perileri hep yanınızda olacak. Fikirlerinizi lütfen kağıda dökmekten hiç çekinmeyin. Çünkü çok güzel şeyler ortaya çıkabilir. Şimdi 5 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. Temmuz'un ilk haftasında yeni aylar her zaman için yeni başlangıçların ve niyetlerin aslında tohumlarının atıldığı zamanlardır. Bu yeni ay önümüzdeki 4 hafta boyunca dikkatinizi yengeç enerjilerine yönlendirecek. Yeni öğrenme fırsatları, kısa seyahatler veya belki de yazma projeleri bu dönemde gündeminizde olabilir. Yeni ay enerjisiyle birlikte günlük rutininizi ve alışkanlıklarınızı gözden geçirmek ve yenilikler yapmak için de harika bir zaman diyebilirim. Diğer büyük tema ise 4. evinizde gelişecek. İletişim ve merak gezegeni bizim düşünmemizi anlatan Merkür 2 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar dinamik Aslan burcunda olacak. Merkür Aslan burcundayken zihinlerinizde neler olacak? 4. eviniz, çünkü ev aile ve gayrimenkulle ilgilidir. Bu dönemde evinizde bazı değişiklikler yapmak veya aile üyeleriyle özellikle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Belki de uzun zamandan beri belki de düşündüğünüz bir ev tadilatını evet başlatabilir ve ailece birlikte vakit geçirebileceğiniz etkinlikler planlayabilirsiniz. Belki de ailenizle bir tatil planlayarak birlikte kaliteli zaman geçirebilir ve aranızdaki bağları çok daha güçlendirebilirsiniz. 21 Temmuz'da bu sefer Güneş de Aslan burcuna, yani sizin 4. evinize geçecek ve önümüzdeki 4 hafta boyunca da burada kalacak. Bu ev aileyle ilgili konulara çok büyük bir vurgu yapacak. Belki de bu dönemde aile köklerinizi araştırmak ve geçmişle bağlarınızı yeniden gözden geçirmek çok net isteyebilirsiniz. 21 Temmuz'da İki tane dolunayımız var demiştim Oğlak Burcu'nda. Bu ikincisi artık gerçekleşecek ve Oğlak Burcu'nun son derecesinde olacak. Çok analitik bir derecede olacak ve sizin Boğa Güneşinizle veya Boğa Yükseleninizle çok uyum içinde olacak aslında. Dolunay birçok konuyu aydınlatırken doruk noktası olan zaten en yüksek zamanları gösterir. 21 Temmuz civarındaki birkaç gün 9. evinizde gerçekleşecek olan bu dolunay uzun mesafeli seyahatler, belki yüksek öğrenimle olan durumlar, yayıncılık ve pazarlama ile ilgili tüm koşulları merkezinize getirecek. Karar alma günü diyebiliriz bu dolunay günü için, ama dolunay Uranüs'te çok zor bir açı yapacak. Bu da ani, beklenmedik kararlar almanız gerekebileceği anlamına gelebilir. Buraya da çok dikkat demek istiyorum. İşinizle ilgili ani bir seyahate çıkmanız gerekebilir örneğin. Dolunayın enerjisi bu tip ani değişimlere hazır ve açık olmanızı söylüyor. Mars 15 Temmuz'da bu sefer Uranüs'te bir kavuşum yapacak. Bu da ani ve beklenmedik olaylar getirebilir. Bugün önemli bir gün, tehlikeli bir gün diye görüyorum. Mars 20 Temmuz'da İkizler Burcu'na bu sefer geçecek. 4 Eylül'e kadar da artık burada kalacak. Bu dönemde mali konularda daha kendinizi agresif hissedebilirsiniz. Ancak dikkatli olmanız gereken konular da var tabii ki.
ani harcamalardan kaçınmalı ve bütçenizi son derece dikkatli bir şekilde yönetmelisiniz. Örneğin beklenmedik bir yatırım fırsatı hayatınız içerisinde çıkabilir. Ancak bu fırsatı değerlendirmeden önce iyice araştırmanız ve riskleri göz önünde bulundurmanız da tabii ki çok önemli. Ayrıca Mars'ın enerjisiyle birlikte yeni iş projelerine başlamak için çok da motive olacağınız bir zaman. Ancak bu enerjiyi çok dikkatli ve odaklanmış bir şekilde de kullanmanız gerçekten çok önemli sevgili boğalar. Bu Temmuz ayı boğa ve boğa yükselenler için evet birçok dinamik enerjiyi beraberinde getiriyor olacak. Ev, aile, seyahatler ve finansal konulara çok büyük vurgu var. Mars ve Uranüs'ün kavuşumu var. Yeni başlangıçlar, yeni girişimler için sizi bu kavuşum motive edebilir. Ancak bu enerjiyi çok dikkatli, odaklanmış bir şekilde kullanmanız da çok önemli sevgili boğalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.